Merhabalar sevgili gençler. Bugün sizlerle birlikte SML Hoca YouTube kanalında XX Large soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugün konumuz parabol. Yine birbirinden şık ve birbirinden kaliteli sorular çözeceğiz gençler beraber. Videoya başlamadan önce abone olup bildirimleri açarsanız çok teşekkür ederiz şimdiden. İlk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım dilerseniz. Şimdi soruyu incelediğimizde OABC ve ANKL bir kare olduğunu verilmiş bize. Bakın şurası ve şurası birer kareymiş. Bize fonksiyonun ismi de verilmiş bu arada. Eksi 1 bölü 6x kare artı 2 bölü 3x artı 4 şeklinde. Ve diyor ki fx eşittir eksi 1 bölü 6x kare artı 2 bölü 3x artı 4 grafiği verildikten sonra D noktasından E noktasına işaretli yoldan giden bir hareketlinin aldığı yol kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi ben bu adamın aldığı yolu şu şekilde incelemek istiyorum. Yatayda bir şuraya gitmiş bakın. Şurada yatayda aldığı yolu şu aşağıya indireceğim. Şurasıdır diyeceğim. Burada yatayda aldığı yol şurasıdır ve burada yatayda aldığı yol burasıdır. Aslında gençler burası D'den E'ye kadar ilerlemiştir yatayda. O halde kökler arasındaki farkın mutlak değeri formülüyle ben D ve E noktaları arasındaki uzaklığı net olarak bulabilirim. O halde bize ne lazımdı? X2 eksi X1'in mutlak değeri ne veriyordu bize bunu? Kök delta bölü mutlak A veriyordu. Şimdi deltasını bulacağım da bu eksi 1 bölü 6 ile 2 bölü 3 ile falan işlem yapmak da zor biliyorsun. Eğer ki denklemin kökleri aynıysa, İki denklemin kökleri aynıysa. Yani sen şu denklemi biliyorsun. Fx eşittir bu. Ben buna sıfıra eşitleyip deltasını bulacağım ama kat sayılarını değiştirsem de delta değişmeyecek. O halde gençler ben bunu rahat bulabilmek için denklemi eksi 6 ile bir çarpayım. Eksi 6 ile çarparsam eğer x kare. Şimdi 6'yı 3'e böldüm 2 kere 2 4 eksi 4x. Eksi 6 ile çarptım eksi 24 yaptı. Şimdi bunun deltasını hesaplamak daha kolay. Delta eşittir b kare yani 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 24'ten artı 24 yaptım. 16 artı 4 kere 24 96'dır. Toplarsak ne gelir gençler burayı? 112 mi gelir? Şimdi bu 112 sayısının karekökü 112'nin karekökü bölü mutlak a. A'sı zaten burada 1 olmuş oldu. Pekala kök 112 dediğimiz sayı da 4, 14, 16 kere 7 mi gençler? 16 kere 7 olduğu için 4 kök 7 diyebiliriz biz buraya. Yatayda aldığı yol bu. Toplamda ne kadar yol almıştır diyordu. Şimdi ben dikeyde aldığı yolu da bulayım. Onu da şu şekilde göstereyim. Bakın bir şuraya almış. Değil mi? Bir de şurası artı şurası artı. Yani burası artı burası ne yapar? Şuranın tamamı yapar. Demek ki biz sıfır noktasında gittiği yolun aynısını burada da almış diyeceğiz. O zaman ben burada F0'ı bulurum. F0 kaçtır? Bu gider, bu gider. 4 kalır sadece. Demek ki F0 da 4'müş. 4 birimde dikeyde yol almış. Yatayda buydu. Dikeyde de bu. O zaman toplam alınan yol 4 artı 4 kök 7'dir. Ya da 4 kök 7 artı 4'tür diyebiliriz. Cevabımız da Bursa seçeneği olur dedik. İkinci sorumuz yine gayet güzel, gayet şık bir soru. Dikkatli dinlemeni tavsiye ederim. A ve B 0'dan büyük gerçek sayılar. Reel sayılarda tanımlı bir F fonksiyonu verilmiş. Ax kare artı bx artı c fonksiyonu veriliyor. F0 eşittir 2 ve f fonksiyonunun görüntü kümesi b'den sonsuza kadardır. Şimdi bak bu bir parabol. Bu bir parabol. Ve bu f fonksiyonunun görüntü kümesi bize bir sayıdan başlayıp sonsuza kadar verilmek zorundaydı. Neden? Çünkü bizim parabolümüz demek ki kolları yukarı doğru olan bir parabol ki sonsuza kadar gitmiş. Şöyle bir parabol. Demek ki bak burası da neymiş? B noktasıymış. Yani şöyle alabileceği en küçük değer b'ymiş. Maksimum değeri sonsuza kadar gidiyormuş zaten. Şimdi bunu elde ettikten sonra, bunu düşündükten sonra f0'ın da 2 olduğunu söylemiş ya bize. Yani şurası da 2'ymiş mesela. Tabii net olarak parabol bu şekilde olmayabilir. Solda, sağda, yukarıda, aşağıda olabilir. 8a eksi b kare bölü ab ifadesinin sonucu nedir diye sormuş. Şimdi gençler öncelikle bizim bu parabolümüzün alabileceği en küçük değerin b olduğu bilgisi bize verildiğinde ben bu B değerini hangi apsisli değerde bulurum? Tepe noktasının. Yani tepe noktasının apsisinde. Yani R'sinde. Peki R neydi? Eksi B bölü 2A. Zaten bize verilen parabol denkleminde de R'yi eksi B bölü 2A olarak bulacaktık. Dolayısıyla R'si eksi B bölü 2A ise derim ben. F R ile K'yı bulurum ki K dediğimiz değer de zaten B'ymiş. Burada verilmiş bize. Şimdi
O eksi b bölü 2a'yı fonksiyonda bir yerine yazalım. A çarpı eksi b bölü 2a'nın karesi ne yapar? B kare bölü 4a kare yapar. Tamam mı? Sonra eksi b bölü 2a çarpı b'den şurası da eksi b kare bölü 2a yapar. Artı bir de neyimiz var? C'miz ama f0'ın 2 olduğu bilgisi verildiği için f0'ı burada bulurken burası 0, burası 0 olur. Demek ki c kaçmış? 2'ymiş. O zaman ben bu 2'yi de buraya eklerim ve sonra da k'yı bulurum. Yani b'yi bulurum. Şimdi buradaki a ile buradaki a'nın bir tanesi bir gitsin. Burası b kare bölü 4a eksi b kare bölü 2a artı 2 eşittir b olsun diyelim. Şurayı ben 2 ile genişlettiğim takdirde paydalar eşit olur. Burayı da 4a ile genişletmek zorundayım tabii ki. Ve sonrasında devamını yaparsak işlemi b kare eksi 2 b kare artı 8a bölü 4a eşittir b olacaktır. Şimdi şu üst kısma bir bakalım. B kareden 2 b kareyi çıkardığın zaman ne gelir? Eksi b kare. Dolayısıyla ben burayı 8a eksi b kare bölü 4a eşittir b biçiminde yazabilirim ki bu soruda bana verilen ifadenin çok bir benzeri oldu. Ben burada şu b ile şu 4'ün yerlerini değiştirirsem 8a eksi b kare bölü ab eşittir ne olur? 4 olur. Zaten bu da bana soruda sorulan ifadenin değer olarak karşılığı gençler. Yani cevabımız Denizli seçeneği olacakmış diyeceğiz. Şimdi geçelim bir diğer güzel sorumuza. Şöyle soruyu okumak için yukarı doğru taşıyalım. Şurayı da temizleyelim arkadaşlar size zahmet. Şöyle yapalım. Şimdi diyor ki bize aşağıda kare prizma biçimindeki bir havuzun üst yüzeyi gösterilmiş. Burası havuzun üst yüzeyi. Bu havuzda K ve L bölgeleri yani şurası ve şurası boyu aşan derinlikte. M bölgesi de boyu aşmayan derinliktedir. ABCD karesinin bir kenarı da 6 metreymiş. Yani bu karenin bir kenarı 6 metre ise şuralar 6'ymış sevgili gençler. O halde şurası bakın 3'e 3 diye parçalar değil mi burayı da? Parabol simetrik yapıya sahip olduğu için 3'e 3 dedik. Pekala. Diyor ki KLM bölgelerinde sınır çizgisi olan şekildeki pembe renkli eğri bir paraboldür. DC kenarı x ekseni ve BC kenarı y ekseni kabul edilirse. Bakın diyor ki şimdi DC kenarı neresi? Şurası. Eğer diyor sen burayı x ekseni olarak kabul edersen diyor şu şekilde çektim buraya x dedim. BC kenarını da diyor y ekseni olarak kabul edersen diyor. Yani şurası da y ekseni olursa diyor. Şöyle çekelim. Burası da y ekseni olursa diyor. Eline geçecek olan fonksiyon fx fonksiyonudur diyor. Pekala. Şimdi ben bu fx fonksiyonunu nasıl elde edebilirim? Fx eşittir. Parabolün katsayısını bilmiyoruz. Dolayısıyla a diyeceğim ben buna. Bir orijinden geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla x ile çarpacağım. Bir de şurada 6 birim. Bakın y ekseninin 6 birim sol tarafında x eksenini kesiyor. Dolayısıyla x artı 6 diye bir çarpanı vardır diyeceğim. Çünkü eksi 6 diye bir kökü var. Burası eksi 6 noktası olacaktı. Pekala, bizim parabolümüzün denklemi bu. Hatta ben bunu daha da netleştirebilirim. Nasıl? Çünkü eksi 3 verdiğim zaman bakın şurası eksi 3 noktası. Eksi 3'ü verdiğim zaman eksi 6 birimden geçecek. Eksi 6'dan geçecek. Dolayısıyla f eksi 3 diyelim. Eşittir. Eksi 3a çarpı eksi 3 6 daha 3 yapar. Eşittir. Eksi 6 diyebiliriz. Burada eksi 9a eşittir. Eksi 6 ise a eşittir. 2 bölü 3'tür. Yani benim aslında fx'im şuymuş arkadaşlar. 2 bölü 3 çarpı x çarpı x artı 6'ymış. Bu bir. İkinci kısım şu. AB kenarı x ekseni olarak kabul edilirse. Şimdi bakın ben şurayı siliyorum. Ben burayı siliyorum. Daha sonrasında sorunun ikinci kısmına geçeceğiz. İkinci kısmında da diyor ki bize bu sefer farklı bir renk de kullanalım şöyle. Diyor ki AB kenarı x ekseni olarak kabul edilirse yani şurası x ekseni olsun bu sefer diyor. Tamam mı? Ve AD kenarı da y ekseni olsun diyor. AD dediği yerde şurası gençler. Burasını da y ekseni olarak kabul edeceksin diyor. Ve bu şekilde bir kabullenmeyle de buradaki şeklin fonksiyonu kuralı gx olmaktadır diyor. Pekala, o zaman ben burayı da şöyle diyebilir miyim? Bakın şurası zaten 3'tü. Burası x ekseni, şurası y ekseni. Y eksenin sağ tarafında kaldığı için rahatlıkla eksi 3 değil, 3 diyebiliyorum. O halde bu gx fonksiyonu da ben yine bu sefer b çarpı diyelim. Tamam mı? B çarpı x eksi 3'ün karesi olmak zorunda. Neden? Çünkü x ekseni teğet bu parabol. Pekala. Bunda da gençler sıfırı verince 6'dan geçmesi gerektiğini biliyoruz. Sıfır verirsem ben buraya 9b eşittir 6'dan. B yine a gibi 2 bölü 3 çıkar. Demek ki b ile a birbirine eşitmiş.
Ve gx dediğimiz fonksiyonumuz da aslında 2 bölü 3 çarpı x eksi 3'ün karesi olacakmış. Pekala, şimdi bize diyor ki fx'ten ax'i, fx'ten gx'i çıkar diyor. Fx'imiz şuydu, unutmayalım. Fx eşittir 2 bölü 3 çarpı x çarpı x artı 6 idi. Gx dediğimiz fonksiyon ise o da 2 bölü 3 çarpı x eksi 3'ün karesiydi. Şimdi ben şurayı bir 2 bölü 3 parantezinde x kare artı 6x dersem, diğerine de 2 bölü 3 parantezinde x kare eksi 6x artı 9 dersem gençler, üsttekinden alttakini çıkar demiş. Ben şimdi bunları çıkaracağım. 2 bölü 3 parantezinde x kareler zaten gider. 6x'den eksi 6x'i çıkarırsam 12x kalacaktır. Bir de burada eksi 9'umuz var. İçeriye 2 bölü 3'ü dağıtırsam eğer 3'e böldüm 4, 2 ile çarptım 8x. 3'e böldüm eksi 3, 2 ile çarptım eksi 6 olur. Cevabımız 8x eksi 6 olacaktır diyebiliriz. Evet, çözümünü uzun yapmamıza rağmen soru bize çok şey katıyordu. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda gıda ürünleri dağıtan distribütör bir aracıyla aynı hat üzerinde bulunan A, B, C ve D şehirlerine O şehrinden hareket ederek ürünleri servis edecektir. A şehri karayolunun 10. B şehri 20. C şehri 80. D şehri 130. kilometresinde bulunmakta. Bunları zaten vermiş yukarıda. X yukarıda verilen karayolunun O, A, B, C ve D şehirleri ile aynı hat üzerinde bulunan bir şehrin O şehrine olan uzaklığı olmak üzere distribütörün A, B, C ve D şehirlerine taşıma masrafları x eksi 10'un karesi, x eksi 20'nin karesi, x eksi 80'in karesi ve x eksi 130'un karesidir. Bunlara taşıma masrafı olarak verilmiş bize. Buna göre distribütörün taşıma maliyetini en aza indirmesi için dağıtım merkezini karayolunun kaçıncı kilometresine kurması gerekir? Şimdi bak, bunun katsayısı pozitif olduğu için kolları yukarı doğru, kollar yukarı doğru, kollar yukarı doğru ve kollar yukarı doğru olan 4 tane parabolümüz var. Taşıma masrafının tamamını elde edebilmek için bu 4 parabolü toplarsın. Bunların da kolları yukarı doğru olur. Kollar yukarı doğru olduğu zaman aşağıda minimum değerini bulursun sen. Kolları yukarı doğru olan bir parabolün en altı bizim minimum değerimizdir. Dolayısıyla taşıma masrafımızda değerinin en az olduğu noktadır orası diyeceğiz. Dolayısıyla ben bu tüm taşıma masraflarının hepsini toplayacağım. Ama önce açmam lazım. X eksi 10'un karesi. X kare eksi 20x artı 100 diyelim. Şöyle yaklaştıralım. Kolay yazalım. X kare eksi 20x artı 100. Peki x eksi 20'nin karesi nedir gençler? X kare eksi 40x artı 400. Şu son c'leri yazmamıza gerek yok. Çünkü tepe noktası bulacağız. X kare eksi 160x yapar burası da. Artı 6400 ama yazmadım. X kare eksi 260x artı onu da yazmadım. Şimdi bunların hepsi taşıma masrafıydı. Toplarsam gençler ben bunları 4 tane x kare yapacak. Sonra 260, 160 daha 420, 60 daha 480 yapar. Eksi 480x artı bir şeyler. Şimdi bu masraf fonksiyonu. Bu masrafın en az olduğu yer bizim bu elde ettiğimiz parabolün tepe noktasıdır. Tepe noktasının apsisidir. Dolayısıyla ben eksi 480 eksi b bölü 2a yapıyorum. Bölü 8 dersem 4 kere 2'den. Burası artı 480 bölü 8 olur. Ki bu da 60'tır. Yani x eşittir 60'sa gençler bu karayolunun 60. kilometresine bir istasyon kurarsak, tamam mı? Bir dağıtım merkezi kurarsak taşıma masrafımız çok çok az olacaktır diyebiliriz. Taşıma masrafı yine olacak ama çok çok az olacaktır diyebiliriz. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir dedik. Böylelikle geçtik 5. sorumuza. 5. soruyu algılarını açıyorsun. Çok çok iyi dinliyorsun. Şimdi diyor ki bize matematik dersinde öğretmen A eksi 3'e 0, B 7'ye 0 noktalarından geçen bir parabol çiziyor. Ki gördüğünüz üzere sorunun içerisinde bir parabol görseli de yok. Bir grafik yok elimizde. Bu grafiği de kendimizin çizmesini istiyor soru bizden. Daha sonra A'ya 0 ve C A'ya 0 ve parabol üzerindeki D noktası X'e 4 noktalarını gösterip AC, BC'ye, BC'de, CD'ye eşit olduğunu söylüyor. Buna göre çizilen parabolün eksenleri kestiği noktaları köşeye kabul eden üçgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi benim öncelikle bir parabol çizmem gerekiyor. O parabolü çizmek için de şuraya bir kartezyen koordinat sistemi hazırlayalım önce kendimize.
Burayı da şöyle yapsak yeterli sanırım. Pekala. Şimdi şurası x ekseni, burası y ekseni. Parabolü çizmek için de bakın kollar yukarı mı aşağı mı olsun ona sen karar ver. Kollar aşağı doğru olsun diyelim biz. Ya da yukarı doğru olsun diyelim. Eksi 3'e 7. Dolayısıyla eksi 3'ten geçiyorsa eksi 3 şurası olsun diyelim. 7'den geçiyorsa da 7 de burası olsun diyelim. Şimdi geçelim parabolümüzü çizmeye. Aşağı yukarı bir parabol çizeceğiz. Dolayısıyla ben bu parabolü şu şekilde çizerim derim. Şöyle bir parabol olsun. Şurası da 7'den geçtiğini varsayalım. Tamam. Sonra diyor ki bize bir tane C noktası daha çiziyor diyor. A'ya 0 noktasında. Parabol üzerinde de bir tane X'e 4 noktası seçiyor. Ve bu noktaları gösterip diyor ki AC, BC'ye, o da CD'ye eşit. Şu ikisi bizim için önemli. Sonra diğeri de önem kazanacak. AC ile BC eşit. Şimdi ben öyle bir C noktası çizmem gerekiyor ki, öyle bir C noktası çizmem gerekiyor ki A noktası şurasıydı, B noktası burasıydı. Hem A'ya hem de B'ye eşit uzaklıkta olsun. Değil mi? Çünkü AC, BC'ye eşit demiş. O zaman bu tepe noktasının apsisidir. X ekseninde üzerindeyse. Demek ki C noktamız bizim. Tepe noktamızın apsisi. Burası yani. Ve bir tane de D noktası gösteriyor. Parabolün üzerinde bir nokta. Ve CD'de hem AC'ye hem de CB'ye eşit. Varsayalım ki o da şurası olsun. Burası da D diyelim. Tamam. Ve olayın şöyle olduğunu söylüyor bize. D'den C'ye bir doğru uzattığın zaman diyor bu şuraya eşit olacak diyor. AC'ye ve bu da BC'ye eşit olacak diyor. Şimdi şu hareketi gördüğünüz zaman senin aslında şunu da yapman gerekiyor. Burası gençler nedir? Farklı bir kalemle gösterelim bunu. Renklerin birbirine karışmasını istemiyorum ve ekranı da biraz yaklaştıralım şöyle. Bakın şu 3 tane eşitliği gördüğünüz zaman benim aklıma hemen şu gelir. Şöyle birleştiririm. Tamam mı? Bir de şöyle birleştiririm. Bu birleştirmeleri yaptıktan sonra şurayı biraz daha düz birleştirirsek bu birleştirmeleri yaptıktan sonra gençler bakın muhteşem üçlü. Demek ki şurası dikmiş diyeceğiz. Dikse şimdi şuranın D'nin şeyi neydi? Ordinatı neydi gençler? 4'tü. Dolayısıyla şuranın da 4 olduğunu biliyoruz artık. Şurası 4 birim. Şu şekilde. Ve şurasının kaç olduğunu bulacağız. Şurası kaçtı arkadaşlar? Bakın burası 7, burası eksi 3. Tepe noktasının ordinatı 7 ile eksi 3'ü topladım. 4, 2'ye böldüm. Burası da 2 demek ki. Tamam. Burasının da 4 olduğunu bulduk. Bizden ne istemişti? Buna göre çizilen parabolün eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanı kaç birim karedir? Yani şöyle bir üçgen var diyor. Şurası, şurası ve ekseni kesen diğer nokta şurası. Bu kırmızıları birleştirdiğin zaman bulduğun üçgenin alanını sormuş bize. Şimdi öncelikle ben buna f fonksiyonu diyeyim. Katsayısı a olsun. Köklerini zaten biliyorum. Bir tanesi eksi 3 olduğu için x artı 3 diye bir çarpanı vardır dedim. Diğer kökümüz de 7 olduğu için x eksi 7 diye bir çarpanı da vardır dedim. Ve ben burada şu noktayı bulursam eğer şu noktayı ne yazarsam 4 gelir onun da cevabını bulmuş olurum. Şimdi o zaman bu noktayı bulmakla uğraşalım biraz. Bakın ben bu noktayı nasıl bulabilirim? Aklıma ilk gelen şey Öklit ama Öklit yapmak istiyor muyum? Onu bir düşünmem gerekiyor. Öklit yapmasak da bulabilir miyiz? Şurası 4'tü, değil mi? Heh, bulduk. Bakın şurası gençler eksi 3'ten 2'ye kadar kaç birim? 5 birim. O zaman şurası da 5 değil midir? Aha da sana 3, 4, 5 üçgeni bak. Gördün? 2'ye 3 ekle burası 5. Demek ki buranın apsisi 5'miş. Demek ki 5 için 4'ten geçiyormuş. O zaman f eşittir. A çarpı 5'e 3 ekledim. 8. 5'ten 7 çıkardım. Eksi 2. Bu da 4'ten mi geçiyordu? Eksi 16 A yapar. Eşittir 4 ise A kaçtır? Eksi 1 bölü 4. Şimdi A'nın eksi 1 bölü 4 olduğunu buldum ya ben. Artık keyfim yerinde. Neden? Çünkü ben 0'ı verdiğim zaman şurada kestiği yeri bulabilirim. F0 eşittir. Eksi 1 bölü 4 bu A'ydı. Çarpı 0 artı 3. 3'tür. 0 eksi 7. Eksi 7'dir. Yani burası 21 bölü 4 oldu. Şuranın yüksekliği 21 bölü 4'müş. Şimdi adam bizden şunu istiyor. Şöyle kalınlaştıralım. Şöyle de yapalım. Diyor ki şu ve şu kenarlara sahip olan üçgenin alanını istiyor. Zaten şu kısım 10 birim değil miydi? Evet. Ben bunun yüksekliğinde buldum az önce 21 bölü 4. O zaman 10 çarpı 21 bölü 4 bölü 2 diyeceğim. O bölü 2'yi de şuraya yazdım. Ve sonrasında gençler şunu yapacağız. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 5, 5 kere 21, 105. Tabii şunu kapatmayı unuttuk. Şurası 5 oldu. 5 kere 21, 105 dedim.
Böyle bir de aşağıda neyimiz var? 4'ümüz var. O zaman 105 bölü 4 birim kare diyebiliriz. Biz bu üçgenimizin alanına, yani cevap Bursa seçeneği olacaktı. Altıncı sorumuz. Diyor ki şimdi bize yukarıda verilen sayı doğrusunda A'nın mutlak değeri, yani sıfıra olan uzaklığı, biz bunları böyle bu şekilde okuyalım. A'nın sıfıra olan uzaklığı B'nin sıfıra olan uzaklığının iki katıdır. Yani burası x birim ise burası da x birim olsun ki A'nın sıfıra olan uzaklığı 2x, B'nin sıfıra olan uzaklığı x olduğunda A'nın sıfıra olan uzaklığı B'nin sıfıra olan uzaklığının iki katı olmuş olsun. Ve bu da yine C'nin sıfıra olan uzaklığının iki katı, yani burası da x birimmiş sevgili gençler. Şimdi şu toplamın, yani x eksi a'nın karesi, x eksi b'nin karesi ve x eksi c'nin karesi, bu toplamın alabileceği en küçük değerini aldığında x'in sayı doğrusundaki yeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Burada şu ilk soruda yaptığımız, ilk soru muydu? Yok, şu az önceki, şu soruda yaptığımız, dördüncü soruda yaptığımız şey geçerli olacak. Bakın burada x eksi 10'un karesi, x eksi 20'nin karesi, ben bunları toplamın en küçük değerini bulmak için hepsini açtım, topladım ve tepe değerini buldum. O halde burada da aynısını yapacağım. X eksi a'nın karesi dediğimiz şey şudur. X kare eksi 2a x artı a karedir. X eksi b'nin karesi x kare eksi 2b x artı b karedir. Diğeri de x kare eksi 2c x artı c karedir. Şimdi bunların hepsini toplamış ve en küçük değerini istemiş. 3x kare. Şimdi eksi 2 parantezinde a artı b artı c yapacaktır. Bir de x'imiz var. Artı bir de a kare b kare c karemiz var, onu yazmıyorum. En küçük değerini aldığında diyor ya, en küçük değerini tepe noktasının apsisinde alacaktır. Dolayısıyla tepe noktasının apsisinde ben nasıl buluyordum? R ile, yani eksi b bölü 2a ile buluyordum. Eksi b'miz burada şu eksi gider. 2 çarpı a artı b artı c bölü 2 kere 3 diyeceğim. Ve şu ikiler birbirini götürecek. Şimdi a artı b artı c diyor. Öncelikle ben şunların her birini x birim x birim x birim uzaklıkta dedim ya. O zaman şöyle diyebilir miyiz? C aslında x'tir. B aslında eksi x'tir ve a aslında eksi 2x'tir diyebiliriz. Ve bunları topladığımız takdirde b ile c birbirini götürüp a 2, eksi 2x olacaktır. Demek ki şurası eksi 2x bölü 3'müş. Şimdi 2x dediğimiz uzunluk şurasıydı. Ben bunu 3 eşit parçaya bölersem yarısı şurasıydı ya. O zaman 3 eşit parçaya böldüğüm zaman diğer parça şurada kalacaktır. Burada bir yerde. Dolayısıyla sevgili gençler, eksi 2 bölü x, x yani eksi 2x bölü 3 yani a artı b artı c bölü 3, yani şu toplamın alabileceği en büyük, en küçük değer için x, yani apsis nerede olacakmış? 0 ile b arasında. 0 ile b arasında olan tek şıkkımız gençler Bursa seçeneğiydi. Dolayısıyla cevabımız da Bursa'dır dedik. Şimdi geçtik diğerlerine nazaran biraz daha kolay olan ama gayet sana fonksiyonlarda ötelemeyi ve parabolü çok güzel anlatacak olan bir soru. Murat bir grafik çizim programıyla aşağıdaki grafiği çizdirmiştir. Şekil 1'de katsayı değer tablosu verilmiş. Şekil 2'de ise ax kare artı bx artı c'nin grafiği verilmiş ki bu grafik x kareye tekabül ediyormuş. Neye göre? Bir okuyalım. Murat şekil 1'deki katsayı değer tablosunda abc için tablodaki değerleri belirlemiş ve çizim programı bu değerlere göre oluşan y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini şekil 2'deki gibi çizmiştir. Bakın burada a 1'de, b ve c 0'da. Şimdi a 1 olursa şurada 1x kare artı 0x artı 0'dan sadece 1x kare, yani x kare gelir. Murat daha sonra şekil 1'deki katsayı değer tablosunda a'nın butonunu olduğu gibi bırakıp, a'nın butonunu olduğu gibi bırakıyor. B ve c'nin butonlarını k birim sağa taşıyarak, sağ, size göre sadece şu taraf olur değil mi? Sağa taşıyarak gx fonksiyonunu elde etmiş ve grafiğini çizdirmiştir. Gx fonksiyonunun grafiği, fx fonksiyonunun grafiğinin iki birim sola ötelenmiş biçimi. Yani şurası önemli bizim için ve şurası önemli. Yani k birim sağa taşımak önemli. Şimdi bakın, b ve c'nin butonlarını k birim sağa taşımış. Yani k birim bu tarafa ve k birim bu tarafa aldığı zaman şöyle bir grafikle karşılaşmış. Az önceki f fonksiyonunun iki birim sola ötelenmiş biçimi. Şimdi ben bu grafiği sola öteliyorsam, demek ki içerideki x'e 2 eklemişimdir. Yani x artı 2'nin karesi olmuştur sevgili gençler. Bu da nedir? X kare artı 4x artı 4 değil midir? Madem öyle, ben şimdi şu zaten sabitti 1'di. Demek ki bunu 4 yapabilmek için 4 birim sağa ve bunu da 4 birim sağa ötelemişim ki burası artı 4 ve burası 4x olmuş. Demek ki arkadaşlar k kaçmış? 4'müş. Yani cevabımız Denizli seçeneğiymiş diyebiliriz.
Geçtik gençler bir diğer sorumuz olan 8. soruya. Yani bu son sorumuz, haberiniz olsun. Diyor ki bize, bu arada son soruya geçmeden önce de abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O noktasında bulunan bir uçak yer düzlemi ile 45 derecelik bir açı yaparak P noktasına kadar doğrusal olarak P noktasından sonra ise eksi x kare artı 14 x eksi 40 fonksiyonuyla temsil eden parabolik bir yörünge değil, yörünge ile yol almıştır. Güzel. Uçak parabolik yörüngenin en üst noktası olan K noktasına ulaştıktan sonra x eksenine paralel olarak yoluna devam etmiştir. Buna göre uçak P noktasından K noktasına kadar düşeyde kaç kilometre yol almış olur diye sormuş bize. Şimdi öncelikle burası 45 derecelik bir açı yaptığına göre aslında şuradaki doğrunun ismini biz y eşittir x doğrusu diyebiliriz. Burası da eksi x kare artı 14 x eksi 40 parabolü olduğu için ben bunlar nerede kesişmiştir bunu bulabilirim. Nasıl bulurum? Eksi x kare artı 14 x eksi 40'ı x'e eşitlerim. Hepsini sağ tarafa toplamak istiyorum. X kare eksi 13 x eksi değil artı 40 eşittir 0 derim ve burayı x'e x eksi 8'e eksi 5 diye açarım. X eşittir 8 olur ve x eşittir 5 olur. Peki 5'te mi 8'de mi kesmiş? Yani burası 5 mi 8 mi? Ki grafik üzerinde şu an bunu yorumlayabileceğimiz bir nokta da yok ama hemen bu parabolün denklemi kuralı bize yetişiyor. Tepe noktası ne arkadaşlar bunun? Eksi 14 bölü eksi 2'den 7 midir? Yani şurasının apsisi neymiş? Şöyle aşağı doğru çekersek. Buranın apsisi 7'ymiş. E şimdi o zaman şuranın apsisi 8 olur mu? Hiç olmaz. Demek ki burası 5'miş gençler. Şimdi bize diyor ki soruda. Buna göre uçak P noktasından K noktasına kadar düşeyde kaç kilometre yol almıştır diyor. Şimdi P'den K'ya kadar düşeyde. Yani şuradaki mesafe mi sorulmuş bize? Şuradaki mesafe sorulmuş. E peki ben 5'i yerine yazarsam bu 5'e karşılık gelen ordinatı bulmaz mıyım? Bulurum. 5'i o zaman bir yerine yazalım arkadaşlar. Nerede? Parabolde tabii ki. Yani şunda. Eksi 25 artı 5 kere 14 70 yapacaktır. Eksi 40. Şimdi eksi 40 eksi 25 eksi 65 70 eklersem 5 olur. Demek ki burası 5'miş. Bir de 7'yi yazalım gençler. Ki onun da ordinatını bulalım. Eksi 49. Şimdi 7 kere 14 kaç yapar? 98 değil mi? Artı 98. Eksi bir de 40'ımız var. Eksi 40, eksi 49 daha eksi 89 yapacaktır. Eksi 89'dan 98'de 9 birim var. Demek ki şurası da 9. Bize neyi sormuştu? Şu aradaki farkı sormuştu. E şurası 9 ordinat. Burası 5 ordinat. 9'dan 5'i çıkarırsak aradaki mesafeyi buluruz. Yani burası 4 birimmiş diyeceğiz sevgili gençler. O halde cevabımız da denizli seçeneği olacaktır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet arkadaşım. Bugün bu videonun sonuna geldik. Diğer XX Large videolarında görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın.